Merhabalar. Bu haftaki konuğumun takdime ihtiyacı yok. Hani öyle söylerler ya, ama benim bir girizgah yapmam lazım. Siyaset yapan her konuğa mesafem aynı. Bu mesleğimin de gereği, adil olmanın da gereği. Ama bugünkü konuğumda durum biraz farklı olacak. Neden derseniz, sevgili Sera Kadıgil birazdan bize katılıyor. Sera ile bugüne kadar bizi nefessiz bırakan çok fazla konuda konuştuk. Kadınların var olma mücadelesi, yaşam hakkı, emek verenler, özgürlük isteyenler gibi ve o anlattıkça, ben sordukça, siz de dinledikçe maalesef diyeceğim şunu gördük. Birbirimizi o kadar iyi anlıyoruz ki, Sera'nın anlattıklarını o kadar şuradan içeriden hissediyorum ki çoğu defa televizyon ekranından bir şekilde çıkıp hani sarılmak, alnından öpmek istedim. O yüzden diyebilirsiniz ki konuğunla arandaki mesafeni kaybettin. Evet, kaybettim, ama Allah'tan ben aşikar kadınım. Bir mesafeyi kaybediyorsam da bunu aleni bir şekilde söylüyorum. Bir de arkasında tabii ki ikinci bir hesap yok. Çünkü çok saygı duyuyorum Sera Kadıgil'in yaptığı işe. Bir kere bir kadın siyasetçi olarak gösterdiği varlığa çok saygı duyuyorum. Bu mücadeleyi parlamentoda bir kadın vekili olarak veriyor ve başka bir şeye dönüşmeden veriyor. Kendisi gibi. Düşünsenize, bir siyasetçi için kendisi gibidir, aslı gibidir diyoruz. Bunu söylemek çok kolay değil, ama zor işleri kimler yapmalı? Elbette yapabilenler. Bunu başaran bir konuk var bu hafta bize katılacak. Türkiye İşçi Partisi sözcüsü sevgili Sera Kadıgil. Sera, merhaba. Ya öyle bir giriş yaptın ki Duygu, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Utanayım mı, sevineyim mi bilemedim. Teşekkür ederim ya. Hani konuşmamı övdün ama konuşamayacak halde açtın programı. Çok sağ ol, gerçekten teşekkür ederim. İyi ki varsın diyerek devam edeyim. Şu an biliyorum ki meclistesin, plan bütçe görüşmelerindesin. Tam da aslında kabul gününüz, kıran kırana bir sezonun başı. Çok da sıkışık bir tempoda bize katıldığın için teşekkür ederim. Çok sorun var, hemen başlayayım. İlki senin aslında uzun zamandır dile getirdiğin ve çağrıda bulunduğun bir mesele. Çocukların açlığı meselesi. Biz şimdi bugüne kadar yoksulluğu konuştuk, geçim derdini konuştuk, ama ülkede çocukların aç olması, çocuk açlığı bambaşka bir mesele. Dün duyduğum bir hikaye var, duyduğumdan beri unutamıyorum. Bir kız çocuğu okulda arkadaşının beslenmesini görüyor. Özeniyor ve yani bir parça bir şey almak istiyor ondan. Karşılığında saçındaki en sevdiği tokasını vermeyi teklif ediyor. Velilerin anlatamayacağı bir şey bu. Her dört çocuktan biri okulu aç gidiyor diyorlar. Çocuklar bütün gün okulda musluk suyunu içip karınlarını doyurmaya çalışıyor diyorlar. Ve bunun böyle olduğunu da biliyoruz aslında. Yani normal şartlarda bu ülkenin ayağa kalkması gerekiyordu bence Sera. Bunu duyan iktidarın, muhalefetin, yerel yönetimlerin, iş insanlarının kendine şunu sorması gerekiyordu. Ya biz bu bir çocuğu doyuramıyorsak ne yapıyoruz? Senin uzun süredir söylediğin bir şey bu. Okullarda en azından bir öğün yemek verilebilsin. Gel istersen oradan başlayalım ve devam edelim. Çocuk açlığını bitirmenin maliyeti çok mu yüksek devlet içinde? Biz bunu çözemiyoruz. Şöyle, asla ve kata değil aslında. Zaten senin, benim, hepimizin bu konuyu duyan, öğretmenlerin yazdıklarını okuyan, biraz konuyla ilgisi olan, yoldan geçen herhangi bir küçük okul çocuğunu çevirip yani ne yedin bugün diye soran herkesin aslında yüzleştiği bir gerçek bu şu anda. Ama en acısı şu, kabullenmiyorlar ya Duygu. Yani dün de burada mesela Aile Bakanlığı bütçe görüşmelerindeydik. Bugün doğrudan muhatabı Milli Eğitim Bakanı var. Ona söyleyeceğim bu konuştuğumuz her şeyi. Ama AKP vekilleriyle, MHP vekilleriyle de konuşuyoruz. En çok sanıyorum hani insanın içini acıtan, kötü niyetliler de var içlerinde, iyi niyetliler de var. İyi niyetliler için üzen diyeyim. İnanmıyorlar, biliyor musun? Abarttığımızı düşünüyorlar. Birkaç uç örneği alıp genellediğimizi düşünüyorlar. Çocukların böyle bir problemi olmadığına inandıramıyoruz. Bu da sanıyorum ki normal iktidar canı son 20 yılda öyle bir zenginleşti ki hani açlık nedir, yoksulluk nedir, işte mecliste insanlar aç diyoruz, kuru ekmeğe muhtaç diyoruz, dönüp bize kuru ekmek yiyorsa aç değildir o zaman ha ha diye cevap verebilen AKP vekilleri var. Ne yapalım canım, biz de yarım kilo et alırız, işte bir kuzuyu alır parçalar dolapta tutar öyle idare ederiz falan gibi insanlara akıl verebilecek kadar artık izanını kaybetmiş AKP milletvekilleri var ve söylediğin konu gerçekten çok önemli. Biz, yani bir tek bizim değil, işte çeşitli
Veli Dernekleri, Ekmek ve Gül, HDP grubu, CHP'li arkadaşlar, İYİ Parti'nin dahi böyle bir projesi var. Yani insanlar bu krizin aslında çok farkında. Hükümetten başka herkes buna bir çözüm üretmeye çalışıyor diyebiliriz ama asla ve kata bir çözüm bulunmuyor ve işin en sinir bozucu tarafı tam da senin dediğin şey, yani bizim bunu yapmaya gücümüz yok mu? Yani bu ülkede şu an çocuklar okula aç gidiyorlar. Aç gitmeseler bile, yani aç gitmeseler bile yeterli beslenemiyorlar. Yani bir çocuk her gün, her Allah'ın günü simit ve suyla besleniyorsa bu çocuk beslenebiliyor diyebilir miyiz biz mesela? Açlıktan bayılanları falan gerçekten bir kenara koyuyorum. O simiti de alamayacak durumda yüz binlerce çocuk yaşıyor bu ülkede. Onları da bir adım öne alıyorum. Her gün, ya her Allah'ın günü evden getirdiği kuru ekmeği suya banıp yiyen bir çocuk, ayda bir kez olsun et yemeyen bir çocuk, meyveye hasret kalmış bir çocuk, bu çocuktan biz ne gibi bir verim bekliyoruz? Yaşıtlarıyla birlikte bir okula gidip neyi anlamasını bekliyoruz? Neyin yarışını vermesini bekliyoruz? Daha sonra bu çocuklar okullardan niye uzaklaşıyor? Bu çocuklar neden başarılı olamıyor? Bu soruları kendimize sorup duruyoruz. Bunlar için ruhsal boyutu, fiziksel boyutunu doktorlar ortaya koyuyor. Çok yoğun bir çocuk kansızlığı var şu an Türkiye'de. Çocuklar anemiyle uğraşıyorlar. Bodurluk problemleri, yetişme güçlükleri, fiziksel olarak, mental olarak anlama güçlükleriyle boğuşuyorlar. Uzattım, kusura bakma ama hakikaten hani önemsediğim bir konu hepimiz gibi. Ve maliyeti Duygu. Yani bunu hesapladık. Bir kanun teklifi verdim biliyorsun. Daha önce de konuştuk bunu. Daha yasama yılı başlarken dedim ki kriz çok fazla. Ve ortalık bu şekilde. Bu çocuklar okula aç gidecekler. Bakın bütçe geliyor. Gelin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde bir düzenleme yapalım. Her okul çocuğuna, en azından devlet okuluna giden 15 milyon çocuk var şu an Türkiye'de. İlkokuldan lise sona kadar. En azından bu çocuklarımıza devlet bir öğün ücretsiz yemek ve su versin. Ya yemeği geçtim, su duygusu. Antalya'dan bir veli yazmış, yani 33 derece sıcakta çocuğun cebinde su alacak parası yok. Bulursa bir musluktan içiyor, zaten onların temizliği Allah'a emanet biliyorsun. Ve bütün hesabı da yaptık. En lüks okul şeyinde, lüks okul seviyesinde bir çocuğun bir okula maliyeti, en ucu diyorum, 10.000 TL yıllık. Yani devlet bunun üzerinden, bir özel okulun çocuğa verdiği yemek üzerinden bile hesap yapsa, toplayıp çıkarsak bulduğumuz bütçe 150 milyar TL civarı bir şeye denk geliyor. Bu aslında sadece çıktığı günden bu yana devletin vergilerimizden ayırıp, eğer senin çok doların varsa dolarda tutma, Türk lirasında tut, ben ettiğin zararı vergilerden öderim dediği kur korumalı mevduat sisteminin hazineye gideriyle aynı aslında. Yani çok basit bir tercih yapılabilirdi. Dedim ya, önümüz bütçe. İptal ediyorum kardeşim kur korumalı mevzuatı. Ben bu parayla çocuklara bir öğün yemek vereceğim denilebilirdi. İptal ediyorum kardeşim, ben Orhan Gazi Köprüsü'nden geçmeyen arabaların parasını müteahhite vermiyorum. Kütahya'da uçmayan yolcuların dolar üzerinden verilen garanti ödemelerini oradaki yandaş müteahhitlere vermiyorum. Ben bu parayla bu sene çocukların yemek masrafını üstleneceğim diyebilirlerdi ama demediler. O yüzden de diyoruz ya, zaten ne bir beceriksizlik ne bir şey söz konusu. Patronların, iktidarının umurunda olmayan yoksul ve aç halk çocukları aslında bu konuşmanın ve teklifin öznesi. Bunu söylemek bile çok ağır. Dün Aile Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken sen verilerden bahsettin. Dedin ki yani bu ülkenin üçte biri Aile Bakanlığı'nın verdiği ya da devletin verdiği destekle ayakta durmaya çalışıyor. Şimdi ben şunu gördüm, bakan dedi ki var ki, demek imkanımız var ki veriyoruz kardeşim. Bu bizim yardım edebildiğimizin bir gösterisidir, insanların ihtiyacı olduğunun değil. Hani o hesaba hiç girmiyorum. Buna en yakın şunu duydum geçen hafta, bir tane tırnak içindeki ekonomi yazarı dedi ki ya bu nasıl yoksulluk, bu nasıl yokluk kardeşim, herkes göbekli. Madem herkes göbekli demek ki kimse aç değil gibi bir hesap yapmış. Herhalde bir kendi yakın çevresine baktı ama bu düzeyde bir açlık ve yokluk hali varken insanlarda buna denk bir değişim isteği görüyor musun? Çünkü bu program biraz da bir seçim programı. Ve hakikaten buna denk bir değişim arzusu var mı seçmende, vatandaşta? Ya açıkçası ben gittiğim bölgelerde, sahada gerçekten bunu görüyorum. Yani daha önce gittiğimizde ve AKP'nin çok hani fan kulübü gibi olan bölgelerde, hani ekonomi kötüleşmesine, olumsuz adımlar atılmasına rağmen canla başla korumaya çalışan bir seçmen ve yurttaş profiliyle karşılaştığımız oluyordu ama bugün geldiğimiz noktada evet, herkes şu anda hani en az hisseden yine biz siyasetçilerizdir. Çünkü asgari ücretin işte burada 5 katı maaşı alıyoruz biz aslında.
en az hisseden bizlerizdir bunu ama insanlar bence bunun çok farkında, yaşadıkları şeylerin farkında. Şöyle bir sıkıntı var, bunun nereden doğduğunun da farkındalar ama o kadar köşeye sıkıştırılmış durumda ki halkın bir kesimi şu anda. Yani özellikle mesela gerçekten çok dar gelir grubunda olan, işte en az gelire sahip ülkenin %10'u ya da işte evinde bir engellisi olanlar, yani dün dediğin gibi Aile Bakanlığı'nın destek programı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesini görüştük ve inanılmaz bir artış var Aile Bakanlığı'nın özellikle sosyal hizmetlere ayırdığı bütçede ve bununla müthiş övünen bir iktidar var. Yani kendi rakamları bunlar. Diyorlar ki biz Türkiye'de 20 milyon insana yardım ediyoruz. Ve bizden şey bekliyorlar, vay bravo size. Bu böyle bir saçmalık olabilir mi? 80 milyon insan yaşıyor bu ülkede. Bu ülkenin 1/4'ü net. Hatta 1/3'ü yani 27 milyona vurabiliyor hane bazlı baktığın zaman. Devletten aldığı yardıma muhtaç durumda. Muhtaç durumda. Yani muhtaç olmayan insan gidip o kadar 40 takla atıp 1001 prosedürlerden geçiriyorlar insanları. Yok evinde buzdolabın var mı, kaç kere etiyorsun, öyle devletten yardım almak öyle kolay bir şey değil. Yani gerçekten insanları rencide edecek bir noktadalar ve bunları pazarlamaları diyorum, pazarlamaları da bütün insanları artık hakikaten çok rencide etmeye başladı. Bir insan buna rağmen bu kadar prosedürden geçip o yardımı almaya çalışıyorsa buna ihtiyacı var demektir. Sen bugün bu ülkede 25-27 milyona sosyal yardım yapıyorsan bununla övünemezsin ya. Gerçekten yani böyle karanlık bir odaya kendini kapatıp ben ne yaptım da bu ülkeyi bu hale getirdim. Bu ülkede yaşayan her 3-4 kişiden bir tanesi devlet yardımı olmadan yaşayamaz halde. Hani sen bunu düşüneceğine bir bakan olarak, bir cumhurbaşkanı olarak, bir parti başkanı olarak utanmadan bununla gurur duyma noktasına geliyorsun. Ama tekrar soruna döneceğim. Bence evet etkisi var. Yalnızca şöyle bir eksisi de var diyeyim. Çünkü AKP aslında sırtını tam olarak buna dayıyor. Bu sosyal yardımları öyle bir hale getirdi ki yoksulluğu bitirmek yerine büyüterek ve yoksullaştırdığı bile isteye, geleceğini çaldığı insanları adeta tırnak içinde kullanıyorum bir sadaka kültürüne mahkum ederek seçim dönemi geldiğinde de bakın ha bunlar gelirse bunu da bulamazsınız. Yani bu kadarını ben size zaten ayda 500 lira veriyorum en azından bir simit bir su içiyorsunuz bunu da vermezler size diye korkutarak yine bir korku iklimiyle oy devşirme peşinde daha önceki seçimlerde bazı kesimlerde bir nebze işe yaradığını evet söyleyebilirim yatsıyamam. Bu seçimlerde kesinlikle bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten ben 5 yıldır milletvekiliyim hiç bu kadar zor durumda görmemiştim insanları şimdiye kadar. Biraz da bir kadın parlamenter, kadın siyasetçi olmandan bahsetmeyi şöyle istiyorum ve önemsiyorum. Önceden bana kadın haberci dediklerinde buna çok üzülüyordum, kızıyordum ne alakası var diye. Sonra bir baktım geri dönüp kulübe. Ya hakikaten bu işi kadın olarak yapmanın bir farkı var. Bunu da konuşmak lazımmış. Ben kendi kariyerimden örnek verirsem. Mesela bir şey tartışılacak ülkeye dair değil mi? 4 tane erkek tartışacak onu. Elbette erkek tartışacak. Ama bir tane de kadın oraya moderatör koyalım ki arada da sorular sorsun, hoş bağlamalar yapsın. Yani ortaya yeşillik salata sipariş eder gibi böyle dizayn ediyorlar. Sonra Cumhurbaşkanı diyordu ya özür dilerim 2 tane milletvekili kadın yollayın vitrin olsun diye. O hesap hakikaten televizyonlarında durumu. Yani pardon, hakikaten alın size bir, benim de aklıma şey geldi böyle bir seçim meydanında alın size bir Kürt diye göstermiş diye alın size bir kadın. Alın bu da bir fahri kadın, fahri Kürt meselesi. Şu oluyor o tartışmaların sonunda çok şükür çok uzun süredir uzağındayım ama birbirine ağız dolusu söven 4 adam. Dinliyoruz bunları, dinlemek zorunda kalıyoruz saatlerce. Günün sonunda da diyorum ki içimde ya herhalde bunlar bir daha hani ömrü billah yüz yüze bakmazlar, bir araya gelmezler. Ya biz de haftaya bu konuklarla konuşmayız herhalde diyorum. Program bitiyor, hepsi kol kola işkembeciye gidiyorlar. Niye böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü orası bir erkekler kulübü ve orada kadın varlığı sahiden zorlu bir mücadele gerektiriyor. Şimdi parlamentoya dönüp bakıyorum. Allah muhafaza ve senin varlığını üstelik kendin gibi de var olabilmeni çok önemsiyorum. Bir kadın siyasetçi, kadın parlamenter ne yaşar mecliste ve bunun mücadelesini nasıl verir? Ya güzel soru oldu. Daha geçen hafta genel kurulda bir konuşma yaparken AKP'li bir kadın milletvekili sen önce milletvekili gibi giyinmeyi öğren diye laf attı bana mesela. Çok enteresanlar. Hakikaten milletvekilliğini böyle kılıkla, kıyafetle, ayakkabıyla, çantayla yapılabilen bir şey sanıyorlar sanıyorum. Onunla yüzleştim ben de. Çok zor burada yani teşekkür ederim. Girerken de söyledin kendin kalabilmek meselesi benim de önemsediğim bir şey ve biraz da zor bir şey. Çünkü burada kendilerine böyle SimCity gibi bir dünya kurmuşlar bu bahsettiğin erkekler kulübü. Hani hakikaten her birimiz birer padişahız falan sanıyoruz kendimizi. İnsanlar öyle davranıyorlar.
İnsanlar öyle davranılsın diye öğütleniyorlar, meclis personelimiz özellikle. Halbuki devlet memuruyuz. Biz devlet memuruyuz yani. Millet bizi seçiyor. Belli bir süre görev yapıyoruz. Bunun karşılığında bir ücret alıyoruz. İş güç sahibi insanlar, daha sonra işimize gücümüze umut ediyoruz ki geri dönebiliyoruz yani aslında. Ve burası çok erkek bir yer. Hani bunu sıklıkla söylüyorum. Her şeyi bir kenara koyuyorum. Hani nitelik nicelik tartışmalarını bile bir kenara koyuyorum. Sadece genel kurul salonuna girdiğinizde bile çoğu zaman böyle bir af buyurun mahalle kahvesine girmiş gibi. Yani öyle bir erkek yoğun bir nüfus var ki hani böyle kadın arada görünce hani bana benzeyen memeli bir insan falan duygusu uyanıyor içinizde bir noktada. Hani burada şey tartışması da yapılıyor, ikiye bölmek lazım. Hani hangi kadın? Hani AKP'li kadın bile, yani hiç kadın meselelerinden ilgilenmeyen, tamamen bu ataerkil düzene teslim olmuş kadın arkadaşlar da yok mu? Evet var. Buna rağmen yani bunu söyleyince eleştiriyorlar beni ama hakikaten ısrarcı olmak durumundayım. Sadece nicelik olarak bile sayının artması bir fark yaratacaktır. Hiçbir şey olmasa buradaki diğer kadınlar hani kendilerine ait olmadığı bir yerde hissetmeyeceklerdir. Ve veya işte küçük bir kız çocuğu televizyon izlerken siyaset namına söz kuran insanlardan bir tanesinin ilaç niyetine kadın olduğunu görünce ha kadınların da yapabileceği bu iş bir işmiş bu duygusu uyanacaktır diye düşünüyorum. Ama bu işin elbette küçük bir görünümü, daha önemli bir kısmı kadın olduğunun farkında olarak burada bulunabilmek sanıyorum ve kadın mücadelesine bir katkı koyabilmek adına da söz kurmak lazım. Çünkü şöyle de bir şey oluyor Duygu, böyle hani erkekler burada ve burası zaten onların söylediği şeyler, hani onların yaptığı çalışmalar çok kabul edilebilir. Sen bir kadınsan, kendini ispatlamak için söylediğini geçerli karşı tarafa kabul ettirmek için, bu ortamda saygı duyulabilmek için bir erkek mevkidaşına nazaran 3 kat daha fazla çalışman gerekebiliyor. Bu da sadece siyasette değil, zaten her yerdeki kadınların bence makus tarihi. İyi ki de böyle, ama daha çok mücadele etmeyi, mevkidaşlarımıza nazaran daha çok çalışmayı, tırmalayarak bir yerlere gelmeyi öğreniyoruz bu vesileyle. O yüzden evet, zorlanıyorum ama mutsuzum dersem de yalan olur. Biliyorum ki çok kısıtlı bir zaman diliminde bize katıldın. Hatta bu sohbeti bitirip yeniden komisyona döneceksin. Evet, o yüzden kontrola çok kısa ben başlayayım, ne olur sen devam et. Duygu, seçime doğru bu ülkede şunu da göreceksin, sakın şaşırma desem nasıl devam edersin? Vay, zor soruyormuş Duygu, bu ülke... Ay ne diyeyim, gerçekten hani bu ülkede ne görsek şaşırırız artık, bilemiyorum Duygu. Ben böyle o kadar çok 20 yıldır o başımıza gelmeyen saçmalık kalmadığı için bence hiçbir şey şaşırmazsın ya şu anda. Hani hakikaten uzaylılar istila etse bile şey modundayız cümleten, hani ya tamam bir bu eksikti zaten, hani böyle bir... O yüzden ama seçime kadar belki dikkatli olunması gereken yerleri sana söylemek için değil ama izleyicilerimizle paylaşmakta fayda var. Birincisi şu sosyal medya yasasıyla ilgili ciddi bir tedirginlik tespit ediyorum insanlarda. Böyle bir şeye gerek yok. Bunun altını defalarca çizdik. Ne görürsek görelim. Dediğim gibi yani bence artık şaşırmayacağız ama susma lüksümüz yok. Buradan başlamamız lazım. AKP'nin vites arttırabileceğini düşünüyorum. Yani 7 Kasım, 7 Haziran, 1 Kasım sürecinde yaşadığımız o çok kanlı, çok acı dönemin bir benzerini bir daha yaşamak, kimsenin yaşamasını asla istemem. Ama şu an mevcut iktidar gözlemlediğimiz kadarıyla bir ölüm kalım savaşında. Çünkü o kadar çok suç işlediler ki, hani halka da karşı o kadar çok suç işlediler ki, hakikaten tarafsız ve bağımsız mercilerce bu 20 yılda yapılan işlemler incelendiğinde canı yanacak, hukuk karşısında hesap vermek zorunda kalacak çok ciddi bir topluluk var karşımızda. O yüzden de hani senin benim için ifade ettiği şeyleri ifade etmiyor karşı taraf için seçimler. Ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını düşünüyorum. Daha çok beni korkutan bir husus daha var. Bunların hiçbirini bu arada umutsuzluk saçmak için söylemiyorum ama paylaşmakta da fayda var. Geçen sene, 3-4 sene önce İBB seçimlerinde olmasa asla aklımın ucundan geçmeyecek bir şey. Mesela kaybettikleri seçimi biz kazandık diye ortaya çıkmaları mesela beni korkutan bir senaryo olarak önümüzde duruyor. Tam da bu yüzden zaten sizler gibi mecralarla ayakta durmaya çalışan az sayıda gazeteciyle ve basın yayın kuruluşuyla irtibatı koparmamak birincisi. İkincisi de halk olarak, bizler olarak, bu ülkede yaşayan normal sıradan insanlar olarak korkmamak ve hakkımızı aramak için konuşmaya, paylaşmaya, mücadele etmeye, direnmeye devam etmek zorundayız. Umutsuz değilim dedim, öyle bitireyim. Hakikaten de umutsuz değilim. Çünkü başka herhangi bir iktidar 20 yıl bir ülkeyi bu şekilde yürütseydi şu anda biz bir seçimlerden bile çok konuşmuyor olurduk. Yani tamamen böyle artık
Putin gibi yani %80-85'lerle zaten seçilmesi beklenen kırklık katılımlarla bir iktidarla karşı karşıya olmamız gerekirdi. Ama olamadı, beceremedi bunu Tayyip Erdoğan ve AKP. Bunu becerememesinde biz birbirimize borçluyuz. Yani bu ülkede 20 yıldır bıkmadan, usanmadan, başına ne gelirse gelsin doğruları söylemeye devam eden ve %50'nin çok daha üstünde olan bir kesim var. O yüzden de hani önümüzdeki süreçte seçime kadar başımıza her ne gelirse gelsin son 20 yıldır yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü son 6 ay. Muhalefete dair peki bir eleştirin var mı? Ya da kendinize dair öz eleştirin. Onu sorarak bitireyim. Yani evet, böyle bir eleştirin var. Buna rağmen hala şunu da başaramadık dediğim bir şey var mı? Yeterince etkin ve gündem belirler bir tutumla yol alınamadığı kanaatindeyim. Bunu belki hepimiz için yani kendi partimi dahi katarak kimseye öyle hani Millet İttifakı şöyle şunlar böyle bunlar böyle gibi değil. Ama evet şu an çok yoğun bir iklimde çok yoğun şartlar altındayız. Buna karşın hala tam bir sesle gerçek ve çok net herkesin aklına yatacak programlarla bir birliktelik sağlanamamış olmasını bir eksiklik olarak değerlendiriyorum. Ama çok geç de görmüyorum açıkçası. Çalışmaların sürdüğünü de biliyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı adına konuşmam gerekirse biz de hani bir program çerçevesi açıkladık ama bunun içini çok daha doldurarak tam olarak hangi konuda ne önerdiğimizi ve bize oy verirseniz neler için mücadele edeceğimizi açıklayan bir çalışma içerisindeyiz. Altılı Masa'nın da bildiğim kadarıyla bir politika tutum belgesi çalışması devam ediyor. Bütün herkese, tüm muhalefet kesimlerine tavsiyem sanıyorum bu çalışmalarımızı bir an evvel bitirip ondan sonra da hangi ittifak kaç sandalye alır, kim aday olurdan öte biz bu saray rejimini nasıl ortadan kaldırırız, o başkanlık koltuğunu bir daha geri gelmemek üzere nasıl yok ederiz, 20 yıldır bu halka yapılanların hesabını nasıl sorarız ve işte tip kaç sandalye alır, CHP kaç sandalye alır, İYİ Parti ne yapar, HDP ne yapardan ziyade biz bütün bu ülkenin ilerici güçleri olarak AKP, MHP gerici bloğunu bu mecliste en küçük sandalyelere nasıl sıkıştırabiliriz? Bence bir an evvel bunun hesaplarını yapmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü hani partilerin, kişisel dertlerin çok ötesindeyiz. Artık mesele memleket meselesi. Hep birlikte hareket etmemiz gereken günlerdeyiz. Son soru bu programın adıyla ilgili. Bugün seçim olsa. Bugün seçim oldu. İlk sandık çıkış sonuçlarını aldık. Neredesin, ne yapıyorsun, nasıl bir ülkeye uyandın? Allah'ım ne kadar güzel bir soru. Çok düşünüyorum ben bu sorunun cevabını, biliyor musun? Uyumuşuz, uyanmışız ve seçim gelmiş diye. Neredeyim? %90 İstanbul'da takip edeceğim bu sefer seçimleri. Seçim bölgem de orası. Ben seçim hukukçusuyum haliyle. Yani mesela Ekrem abinin seçimlerinde de öyle olmuştu. Herkes sevinip kutlarken, davul zurnalarla halay çekerken biz bilgisayarların başında dilekçeler, itirazlar falan yazıyorduk. Bu sefer de öyle olacağına eminim. Seçim bitecek. Yani çok uzun sürmeyen bir şeyde sonuçları alacağız. Ben yine tip İstanbul İl Merkezi'nde sonuçlar geldi, tutanaklar falan derdinde olacağım. Bence o esnada sizler sokaklarda olması gerektiği gibi bir kutlama yapıyor olacaksınız. Ben de Twitter'dan bakıp böyle çok kıskanacağım diye düşünüyorum. Serhat Kadıgil çok teşekkürler. Yani hayalindeki ülkede bile sen çalışmaya ve koşmaya devam ediyorsun. Devam. O yüzden şimdi de hemen bir bu yayını tamamlayıp yeniden komisyona gidiyorsun. Bol şanslar, kolaylıklar. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir hayalimiz daha var, onu da paylaşayım. Biz söyleyince çok keyifleniyoruz. Sevgili Erkan kampta bahsetmişti. Çok darlandığımız zaman bir hedef olarak şunu düşünüyoruz. Seçim bitmiş, demokrasimizi geri ihdas etmişiz. Ve tüm devlet dairelerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını bir bir el birliğiyle indiriyoruz. Olması gereken yere koyuyoruz. Bu hayalle uğurlayalım seyircilerimizi. Çünkü 6-7 ay kaldı bu hayal. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar teşekkürler Serap, bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bugün seçim olsa diyerek bu ülkeye dair soracağımız çok soru var. Konuşacağımız çok konu var. Haftaya görüşeceğiz. Lütfen bu bölümün altına da yazın. Bu yayında, bu programda kimi konuk olarak görmek istersiniz? Ona ne sormak istersiniz? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.